Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda biraz sezon ödüllerine bakacağız, biraz tanış ödüllerine bakacağız ve arkadaşlar bizim elit birliğimizden biraz bahsedeceğiz. İnşallah öyle bir muhabbet var. Biliyorsunuz arkadaşlar, bir video yayınlamıştım. O videoda dünyanın en iyi ittifakını kurmak istiyorum. Full Türklerden oluşan arkadaşlar, çok elit, çok özel bir ekip. Tabii ki şu anda bunun için erken, yani şu anlamda erken, direkt zirvede bir ekip şu anda kuramayız. Yani farkındayım aslında. Gönlüm tabii ki çok ister ki bir anda böyle full Türklerin bütün en iyi Türkler gelsin, toplanalım. Bir hafta sonra direkt dünya listesinde birinci sıraya çıkalım. Tabii ki çok isterdim. Ama şu anda biraz zor. Biz de arkadaşlar bazı şeyler yavaş yavaş da olsa en azından kendimize böyle elit, sağlam bir kardeş birliği yapmak istiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili adım attım. Bilmiyorum olur olmaz. Artık biz yola çıktık. İstim Allah'tan. Tabii çabada Türk oyuncularından arkadaşlar. Bunlarla ilgili, şartımızla ilgili video var. Açıklama bölümüne koyacağım. Oradan mutlaka bakarsınız arkadaşlar. Ve o video yaptığımda şöyle şeyler çok fazla gördüm. 10.500 prestiji çok yüksek geldi arkadaşlar. 10.500 prestiji Türk oyuncularına oldukça yüksek geldi ki farkındayım zaten. Normaldir. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. İki tane grup kuracağım. Line grubu veya WhatsApp grubu. Çok emin değilim ne kuracağıma. Ama aslında Line grubu daha mantıklı. Aynen, Line daha makul. Line grubu kuracağım arkadaşlar. Prestige göre iki tane grup açacağım. Olay şöyle. Yani aynı ekipte birlikte oynamasak bile en azından birbirimizle kontak halinde olacağız arkadaşlar. Özellikle prestijinizle alakalı, gelişiminizle alakalı sürekli kontak halinde olacağız. İstediğimiz prestije gelen arkadaşı direkt bizim elit birliğe alacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir şey yapacağım. Peki sınıflanma nasıl olacak arkadaşlar? Prestige göre bir grup 9.000 ile 10.000 prestij arası. 9.000 ile 10.000 prestij arasında olan arkadaşlar olacak. Bir grupta olacak. Bir gruptaki arkadaşlar da 10.000 ile 10.250 arası olacak arkadaşlar. Diğer grupta 10.250 ile 10.500 arası. Ve tabii ki 10.500'ün üstünden sonra da birlikte oyun oynayacağız inşallah arkadaşlar. Bu şekilde line gruplarını da ben hazırlıyorum. Büyük ihtimalle siz bu videoyu izlerken ben grupları kurmuş olacağım arkadaşlar. Grupları kurmuş olacağım. Bu yüzden bana line'dan mutlaka profil fotoğrafınızı gönderin ve elinizdeki hero'ları da gönderin. Fakat arkadaşlar ricam sizden prestige'e bakın. Yani sağ olsun bazı kardeşlerimiz var, yazmışlar ama 3.000'lik 4.000'lik prestijler. Şimdi yani ben bununla geri dönüş yapacağımı da bilmiyorum. Yani ne söyleyeyim şimdi. 3.000, 4.000'lik, 5.000'lik, 8.000'lik prestijler gelmiş sağ olsun. Ama dediğim gibi arkadaşlar, yani bu prestijler bizim elit birliğe giremez. Yani açık söylüyorum, bu konu biraz çünkü sert konu. Yani giremez. Prestijiniz önemli. Bana line'dan profil fotoğrafınızı atın arkadaşlar. Dediğim gibi yani 9K ve üzerindeki prestijler atsın. En azından irtibat halinde olalım. Sürekli konuşalım. İşte hangi karakterleri yükseltmeniz lazım. İşte atıyorum prestij yükseltmek için nerelere nasıl operasyon yapılır. Bunlarla ilgili konuşalım arkadaşlar. Çok güzel bir Türk ekibi kuracağım. Bana şöyle bir teklifler gelmeye başladı. Hani tamam, bir tane böyle yüksek elit kesim kuracaksın ama bir tane düşük seviyeler için ittifak kur. Yani o ittifakı nasıl kurayım abi? Bende başka hesap yok ki. Bir tane hesap var. O da bu Magi TV hesabı. Başka hesabım yok arkadaşlar. O yüzden başka bir ittifak kuramam. Yani o iş olmaz. Ama böyle bir şey yaparız. Gruplar açacağım. 3-4 tane gruplar açacağım. Ve o gruplarda toplanacağız arkadaşlar. Muhabbetimizi yapacağız. Prestijimizi yükselteceğiz. Yeri geldiğinde çat oradan bir arkadaşımızı hemen kendi ittifakımızı alacağız. Ve elit ekibin içerisine monte edeceğiz arkadaşlar. Öyle bir muhabbet var. Gelelim ittifak savaşı sezonlarına arkadaşlar. Sezon bitti. Birinci sıra hiç değişmiyor arkadaşlar. Kenop hiçbir zaman değişmiyor. Adamlar inanılmaz derecede iyi. İşte yani ben istiyorum ki orada kırmızı olan yerde, bir numara olan yerde Türk ittifakı olsun abi. Yani çok güzel olurdu. Çabamız bunun için arkadaşlar. Diğer Türk ittifaklarımız da tabii ki bu konuda çabalıyorlar. Var bir iki tane ittifakımız. Onlar da çabalıyor. Yetmez abi, sayımız artsın. 3 tane 5 tane. Ben isterim ki şuradaki 1-2-3 komple Türk olsun. Yani şey gibi düşünün. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali 4 tane Türk takımı oynuyor. Finalde 2 tane Türk takımı oynuyor. İşte Erzincan Spor'la işte atıyorum mesela Sivas Spor oynuyor. Finalde öf, süper oluyor. O tarz düşünün yani. Bu işler böyledir abi. İnşallah o hale gelir. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi Türkleri toparlamaya, toplamaya çalışanlardan biri de biz olalım istedik. Yoksa var yani, tek biz değiliz. Çok güzel insanlar da var. Onlarla beraber bir de biz yapalım. İnşallah çok güzel yerlere geliriz. Bu sebeple arkadaşlar dediğim gibi 9K üstü prestij olanlar bana line'dan kendilerini, profillerini falan göndersinler. Ona göre grupları kuracağız. Duruma göre eğer 10.500 üstü ekip toplayamazsak artık prestiji düşüre düşüre yine ekibe almayı düşünüyorum arkadaşlar. En azından bir yerden başlayalım
diyorum. Tabii ki şartlar dediğim gibi arkadaşlar ağırdır. Özellikle prestije ağırlık verecek diye arkadaşlar lazım. Ve mutlaka el becerisi çok iyi olacak. Yani bana yolda kalmayacak adam lazım, arkadaş lazım, kardeş lazım arkadaşlar. Ve full D7 oynayacak. Ona göre full D7 oynayabileceğine güvenen varsa stokta sıkıntı yaşamayacak. Eşya basmakta sıkıntı kesinlikle yaşamayacak. Arkadaşlar, kardeşler lazım arkadaşlar. Line ID'si videonun altında açıklama bölümünde mevcut. Bir önceki videonun da linkini yapıştırıyorum arkadaşlar ki bayağı bir talep almış o videoda, izlenmiş. Hatta şöyle bir çaktırmadan bakayım arkadaşlar. 3000'in üzerinde olmuş videonun izlenmesi. Oha 3200 olmuş. Güzel, güzel. Yani birçok kişiye demek ki bunu duyurabilmişiz arkadaşlar diyelim. Şöyle bir bakalım. Kenop 1. NVLN ittifakı 2. ve ASR ittifakı da 3. sırada arkadaşlar. Peki 4'te kim var? 4. sırada NY var arkadaşlar. 5. sırada XY'di ve Gotham var. Gotham. 3. sırada Asyalılar var. 4. sırada Star'a var. Yalnız Asyalılara dikkat. Asyalılar her defasında yükseliyor arkadaşlar. Yani yakında Kenob'a kafa tutacak pozisyona gelebilirler. ACM 2 var. Bakıyorum böyle 6 dedi aslında 9. oluyor. T30 var. Nevni var. Nevni geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 2. sıradaydı. Taz ittifakı var. Saslar var. Made in Brazil var. Bak mesela adamlar Brezilya ittifakı adını Made in Brazil diye koymuş mesela. Yine 11'de sanıyorum Japonlar var ya da işte Asyalılar. ISO 8A2 var. ISO 8A2 de bu aralar ön plana çıkmaya başladı. FAP, BRJP var arkadaşlar ki bunlar da hakikaten oldukça çok çok etkili. Yine bir Asyalı ekip var. 16'da Exo'da var ve 17 dediğimiz yani 20. sırada arkadaşlar ESQD ittifakı var. Yani ilk 20'ye Türk ittifakı sokamamışız ama Platin 1'de bir tane vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ona da bir bakalım arkadaşlar. Platin 1'de bir tane Türk ittifakı yanlış hatırlamıyorsam vardı. Mesela adamlar İngiltere diye adam ittifakın adını İngiltere yapmışlar. Platin 1'de 19'da. Tabi çift cephede savaşmak hakikaten zor yani. Hem doktordun macerasında hem de çift burada savaşmak gerçekten zor. Aslında şunu söyleyebilirim yani D7 o kadar zor değil abi. Eşyasız bir şekilde her türlü geçersiniz. Yani ittifak savaşında ağırlık ve bir yerden sonra tabi. Yani rütbeniz yükseldi ve eliniz D7'ye alıştıktan sonra vallahi D7 bir şey değil ya. Yani 4 yıldızlarla girdim gözünüzü seveyim. Yeter ki doğru hero olsun. 2 tane 4 yıldızlarla girdim ara ara video atıyorum zaten. 28. sırada Platin 1'de King Q, Vanser, Vanster. Türk mü? Yok değil. Aa Türk yokmuş. Ben bunu Türk sandıydım ya lan. Vatansever falan diye okumuştum. Neyse. Gördüğüm kadarıyla Platin 1'de de yokuz. Ben var sandıydım ya. Neyse sağlık olsun. Diğerlerine bakmadım bile arkadaşlar. Böyle bir muhabbet. Gelelim Thanos macerasına bakalım arkadaşlar. Thanos macerasında durumumuz nasıl? Şöyle liderlik tablosuna baktığımda arkadaşlar birinci sırada Asgard. Bakın Thanos macerasındaki espri prestijle alakalı. Prestij işte burada çok önemli. Bak, prestijiniz yüksek olursa ödüller çok lezzetli oluyor. Yani şöyle baktığınızda yani düşünseniz abi birinci olmuş mesela Türkiye ekibi. 3600 şöreti geçiyorum bile. Yani S5 parçası topluyorsunuz arkadaşlar. S5 parçası. 25.000 T5. 65.000 Alfa 2 neredeyse 2 tane de Alfa 2 topluyorsunuz. Hadi ilk 10'a girse bir Türk ittifakı arkadaşlar yine bomba ödüller var. Yani ilk 10'u hedeflemek lazım ilk aşamada. Bakalım Asgard 1. IS 8A2 2. Asyalılar 3. Relax ittifakı yani bir önceki ismi MMX'ti. Oradaki öncüler buraya geçti. Bir şeyler oldu işte. Çok içine aşina olduğumuz bir durum değil. 4. sırada NY ittifakı 5. sırada kalmış. Çok enteresan. Yani NY, Relax, Asgard. Bunlar arkadaşlar Yıldızlar topluluğu ekibi. Yani global puanı ve prestij puanı çok yüksek oyuncuların toplandığı yer. Ama dikkat edin. İttifak savaşında bunlar yoklar. Yani buraya ağırlık vermişler. İttifak savaşına ağırlık verememişler arkadaşlar. Yani kol becerisi gerçekten çok önemli. Yani ittifak savaşlarında oyunu oynayabilmek, oyunu okuyabilmek, yola uygun karakterle gidebilmek, kendini
konsantre edebilme, o savaşa vermen çok önemli. İşte bunlar hep zamanla tecrübe oluyor ve disiplinli arkadaşlar. Yani mesela bakıyorum NY gibi bir ittifak. Şimdi NY ittifakına girer bakarız abi. Yani yıldızlar topluluğunda oluşan bir ekip nasıl ittifak savaşında birinci olamaz, ikinci olamaz, üçüncü olamaz? Çok enteresan. Yani adamların 3 milyonun üstünde oyuncuları var. E al 2 milyonluk oyuncular. Gözünü seveyim. Yani bunlar nasıl olmuyor? Kolsuzluktan arkadaşlar. Kolsuzluk böyle bir durum. ASR 6. olmuş. Kenop 8. olmuş. İşte Kenop ittifak savaşına ağırlık vermiş. Prestige de biraz buralarda kalmış. Şimdi Kenop 8. neyse ilk onu ilk 20'ye baktığımda arkadaşlar bizden kimse yok ilk 20 içerisinde. Yine şöyle geliyorum. Kenop prestiji arkadaşlar 11.285. Ortalaması prestiji 11. Bak mesela ben Türkler içerisinde 10.500 prestij arıyorum arkadaşlar. 10.500'lük prestij arıyorum ama bulamıyoruz. Yani dünyada şu anda dünya ittifak savaşlarında birinci Doktor Doom maceralarında 8. olan adam, yani ilk 10'a girmiş olan adamlar 11.200 prestijleri var arkadaşlar. 11.200 prestijleri var. Asgard'a bakalım mı? Mesela önce bir ASR'ye de bakalım. ASR'de 6. olmuş arkadaşlar. ASR'de Doom macerasında 6. olmuş. ASR ittifakının prestiji 11.399. 11.400'de 6. olmuşlar. Asgard ittifakına bakalım. Asgard ittifakında oba bu arada enerji falan da geldi. Oha Alfa 2 de geldi. Yedekler iyice Alfa 2 doldu ha. Nerede? Burada. Neyse sağlık olsun diyorum. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle global diyelim. Asgard ittifakına geliyorum. İttifaka git. Adamlar mesela arkadaşlar bakın 2 tane oyuncu arıyoruz diyor. 12.5K üstü prestiji sahip 2 tane oyuncu arıyorlarmış. Açıklama bölümünde yazıyor. Adamların prestiji şu anda 11.500. 11.500'de birinci olmuşlar arkadaşlar. Adamlar birinci olmuşlar. Bu puanla NY ittifakına bakalım. NY ittifakına şöyle ittifaka git diyelim. Yine bunlar da 12.500 üzerinde prestij alıyorlar. 12.500 üzerinde. 11.800 prestije sahipler arkadaşlar. 11.800 yani NY ittifakına baktığında 2.5 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 2.9 milyon. Yani adamların puanlarına bak abi, ateş ediyorlar. Yani en düşüğünün bile şöyle baktığımda 10.746 ama bu sanki yan hesapmış gibi duruyor. Yani yan hesap. Biri gelse de çıkarsak diyormuş gibi duruyor. Şu 10.688 prestij gibi, yani ittifakın ortalamasını düşüren. Yani dünya ittifakları bu seviyede arkadaşlar. Diyorum ya, Türklerin de bir şey yapmasın. Zaten yapılıyor. Yapılmıyor değil. Yani şey gibi de göstersek yanlış olur. Yani bizden başka kimse çabalamıyor gibi göstersek yanlış olur. Ayıp olur. Var. Birçok Türk ittifakı var. Biz de bunlardan bir tanesi olalım. Hatta neden en iyisi olmayalım diye arkadaşlar bir çabamız var. Tek başta söylediğimi tekrardan söylüyorum. 9.000 ve üzerindeki prestij olan arkadaşlar benimle line'dan irtibata geçsinler. Gruplar kuracağım. Dediğim gibi siz bu video izlerken ben grupları kurmuş olacağım. 9.000, 10.000, 10.250, 10.500 üstü gibi gruplar kuracağım arkadaşlar. Ve o arkadaşlarla beraber hem prestij yükseltmelerine yardımcı olacağız inşallah. Yeniden taktik vereceğiz. Hem de arkadaşlar birlikte çok güzel bir elit birlik kurmayı düşünüyorum. İnşallah kısa sürede bunu yapabiliriz. Line'da bayağı bir mesaj geldi. Henüz bakamadım ya da baktıklarıma dönüş yapamadım. Ama onlara da gün içerisinde dönüş yapacağım mutlaka arkadaşlar. İnşallah video faydalı olmuştur. İnşallah ülkemizi çok daha güzel yerlerde temsil edenlerden biri de biz olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.